Osmanlı son yıllarda uzun süren savaşlar neticesinde Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş coğrafyayı kaybetmişti. Son olarak Balkan savaşları ile bu bölgedeki üstünlüğü de tamamen bitmişti. Hızla sınırları daralan Osmanlı Devleti için 1. Dünya Savaşı'na giriş kaçınılmaz bir hale gelmişti. Enver Paşa da bu konuda 1. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında katılmalıyız. Almanya'nın kazanacağı kesin. Böylelikle nokta 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 ifadesiyle benzeri bir görüş taşıyordu. Buna göre Enver Paşa'nın konuşması aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Görüldüğü üzere metnin tamamında Osmanlı Devleti'nin çok geniş topraklara sahip olduğu, ancak zaman içerisinde bu toprakları kaybettiği ve Enver Paşa'nın da Almanya'nın savaşı kazanacağına emin şekilde konuşması ve bizim de Almanya'nın yanında savaşa girmemiz durumunda kaybettiğimiz toprakları geri alabiliriz düşüncesinin olduğu açıktır. Sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. ...1914 yılında Avrupa İtilaf ve İttifak Grubu olarak ikiye ayrıldı. Orta Avrupa'da bulunan Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğunu kuşatan İtilaf Devletleri savaşı bu bölgede fazla masraf çıkarmadan kısa sürede bitirmeyi hedefliyordu. Almanya ise üzerindeki baskıyı azaltmak için Osmanlı Devleti'ni yanında savaşa istiyordu. Bu durum İtilaf Grubu'nun işine gelmiyordu çünkü metnin akışına göre soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Savaş geniş alanlara yayılabilirdi. Osmanlı'nın askeri gücünden çekiniyorlardı. Osmanlı Devleti yeni topraklar kazanabilirdi. Savaşta yaşanacak can kayıpları artabilirdi. Almanya'nın savaşı geniş alanlara yayması demek, üzerindeki baskıyı azaltması, İtilaf grubunun ise yeni cephelerde savaş yapması gerektiği sonucunu ortaya çıkartır ki bu durum aradığımız cevap olmalı. Sorumuzun cevabı A şıkkı. B şıkkında Osmanlı Devleti'nin askeri gücünden çekiniyorlardı. Osmanlı Devleti'nin askeri gücü yok. İnsan sayısı var. C şıkkında Osmanlı Devleti'nin stratejik durumu. Yani ülkesinin bulunduğu Asya ile Avrupa arasındaki bulunan jeopolitik konumu çok önemliydi. C şıkkında Osmanlı Devleti yeni topraklar kazanabilirdi. D şıkkında savaşta yaşanacak can kayıpları artabilirdi. Zaten bunlar olur ama metnin tamamında Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi demek, savaşın geniş alanlara yayılması demekti ki bu durum Almanya'nın işine gelir, İtilaf grubunun ise işine gelmezdi. Cevabımız A şıkkı. İngiltere Mekke emiri Şerif Hüseyin ile bölgede bir Arap devleti kurma konusunda anlaştı. İngiliz desteğini alan Şerif Hüseyin Osmanlı birliklerine saldırdı. Osmanlı bu cephede hem Arap birlikleriyle hem de İngilizlerle savaştı. Hicaz, Yemen cephesinde yaşanan bu gelişme aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin önemini yitirmesine neden olmuştur? Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık. Bildiği üzere Osmanlıcılık, Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan herkesin dini, dili, ırkı ne olursa olsun Osmanlı İmparatorluğu üzerinde, Osmanlı Devleti üzerinde içinde huzurla yaşamasını ifade eder. B şıkkındaki Türkçülük ise Türklerle birlikte olmayı ifade eder. C'de batıcılık, batının bilim ve tekniğini almamız gerektiğini, böylece yıkılmadan kurtulabileceğimizi düşünür. D'de bulunan İslamcılık ise İslam dininin lideri olan halifenin, yani padişahın emri altında bir arada bulunmayı ister ki bu da özellikle Araplarla bizim iç içe olmamızı düşüncesini ortaya çıkartır. Araplardan Şerif Hüseyin'in İngilizlerle birlikte olması ve bize karşı savaşa girişmesi İslamcılık fikir akımının son bulmasına neden olmuştur. Cevabımız D seçeneği. Kasım 1914'te Rusların Osmanlı'ya saldırısıyla açılan cephede Türk ordusunun taarruzu şiddetli kış nedeniyle felakete dönüştü. Kara kış karşısında ordunun neredeyse yarısı donarak şehit oldu. Bunun üzerine Rusya, Muş, Bitlis, Erzurum, Erzincan ve Trabzon'u ele geçirdi. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine ilişkin bilgi verilmemiştir? A. Cephedeki ilk saldırıyı Ruslar gerçekleştirmiştir. Bakıldığında Rusların Osmanlı'ya saldırısıyla açılan cephede diyor A şıkkına ulaşabiliriz.
B'de mevsim şartları Türk ordusunu olumsuz etkilemiştir. Kara kış karşısında ordunun neredeyse yarısı donarak şehit olmuştur. C'de Mustafa Kemal Muş ve Bitlis'i kurtarmayı başarmıştır. Metnin tamamına baktığımız zaman Mustafa Kemal ile ilgili hiçbir bilgi yoktur. C şıkkına ulaşamayız. D'de Rus orduları Anadolu'nun doğusunu işgal etmiştir. Görüldüğü üzere Rusya, Muş, Bitlis, Erzurum, Erzincan gibi doğu bölgelerimizdeki önemli illerimizi işgal etmiştir. D şıkkına da ulaşırız. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Dört yıl boyunca devam eden Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler şunlardır. Kafkasya, Kanal, Çanakkale, Hicaz Yemen, Filistin, Suriye, Irak, Galicia ve Makedonya. Buna göre Osmanlı Devleti ifadelerden hangileri söylenebilir? Askeri gücünü birçok cepheye bölmüştür. Görüldüğü üzere Osmanlı Devleti Kafkasya, Kanal, Çanakkale, Hicaz, Yemen, Filistin, Suriye, Irak, Galicia, Makedonya gibi birçok cephe açmış, doğal olarak askeri gücünü bölmek zorunda kalmıştır. Birinciye ulaşırız. İkincide geniş alanlarda savaşmak zorunda kalmıştır. Bu bahsettiğimiz topraklar çok geniş alanlar. Bir tarafı Anadolu'da, bir tarafı ise görüldüğü üzere Kafkaslar'da, bir taraf Filistin, Suriye tarafında. Doğal olarak iki de bizim cevaplarımız arasında olmalıdır. Üçte bazı cephelerde müttefiklerinden yardım almıştır. Metnimize baktığımız zaman müttefiklerimizden yardım aldığımıza dair herhangi bir bilgi söz konusu değildir. Üç cevaplarım arasında olmaz. Sorumuzun cevabı 1 ve 2'nin olduğu B seçeneğidir. Gıdasızlıktan vücudun hareketi kaybolmakta ve donma vakaları artmaktaydı. Hayatta kalanlar yüz, el ve ayakları donarak hayaletler gibi dolaşmaktaydı. Hayvanlar ise çam yapraklarını yemediklerinden, karı eşeleyerek bulabildikleri ot saplarını, bazen de birbirlerinin semerlerini, kuyruk ve yerilerini kemirmekteydi. Muharebe meydanının hiçbir yerinde akarsu da yoktu. Su ihtiyacı karları ıstarak ve çay yaparak gideriliyor veya ağızda kar eritiliyordu. Karavanlarda ısıtılarak eritilen kar suyunu ise hayvanlar bile içmiyordu. Orman içinde bulunduğumuz halde ateş yakılarak ısınmak da mümkün değildi. Kalın gövdeli ağaçları devirecek balta veya testere bulunmadığından taşınabilir balta ve kürekle ağaçlar kesiliyor, kurumuş dallar taşınarak, toplanarak ateş yakılıyordu. Sarıkamış harekatı sırasında tümen komutanı Arif Albay'ın anlatımından hareketle ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Birincide hava şartları orduyu çok zorlamaktadır. Bakıldığında hava şartlarının çok ağır olduğundan dolayı ordu çok zorlanmaktadır. Birinciye ulaşabiliriz. Su ihtiyacını karşılamakta sıkıntı yaşanmaktadır. Çünkü bölgede akarsu bile yok. Doğal olarak kar suyu eritilerek içmeye çalışıyorlar. Bunu ise hayvanlar bile içmiyor. İki de cevaplarım arasında olmalı. Üçte kar hayvanların beslenmesini olumsuz etkilemektedir. Bakıldığında kar yağışından dolayı hayvanlar yiyecek bulma noktasında sıkıntı yaşıyorlar. Karı eşeleyerek bulabildikleri ot saplarını, bazen de birbirlerinin semerlerini, kuyruk ve yerilerini kemirmeye çalışıyorlar. İşte cevaplarım arasında olmalı. Sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3'ün olduğu D seçeneğidir. Osmanlı yöneticileri 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin de yer alması gerektiğini düşünüyordu. Verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinde etkili olan ekonomik nedenler arasındadır? Birinci de kapitülasyonları kaldırmak. Osmanlı Devleti'nin üzerinde kapitülasyonlar ekonomik olarak ciddi sıkıntılar doğuruyordu. Bir, cevaplarımız arasında olmalıdır. İki de dış borçlardan kurtulmak. Dış borçlardan kurtulmak da yine ekonomiyle ilgili bir durumdur. Üçte kaybedilen toprakları geri almak amaçlanıyordu. Bu ise siyasi bir durumdur. O zaman sorumuzun cevabı 1 ve 2'nin olduğu C şıkkıdır. Kanal cephesi Süveyş kanalını alıp İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmeyi amaçlayan Türk kuvvetlerinin taarruzuyla açıldı. Ancak Osmanlı askerleri kanalı ele geçirmek için birkaç kez girişimde bulunsa da Arapların İngiltere'ye yardım etmesi neticesinde büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldılar. Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Osmanlı kuvvetleri Araplarla işbirliği yapmıştır. Görüldüğü üzere Araplar Osmanlı kuvvetleriyle işbirliği yapmamıştır. Doğal olarak A şıkkına ulaşılamaz.
B şıkkında Kanal Cephesi'ndeki mücadelede Osmanlı orduları başarısız olmuştur. Doğrudur. Kanal Cephesi Osmanlı Devleti'nin taarruza geçtiği bir cephedir. Doğrudur. Osmanlı askerleri kanalı ele geçirmek için girişimlerde bulunmuştur. Bu da yine metnimizde verilmekte. Ancak Osmanlı kuvvetlerinin Araplarla işbirliği yaptığı doğru değildir. Araplar tam tersine İngilizlerle işbirliği yapıyor. Osmanlı'ya karşı duruyorlar. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Birinci Dünya Savaşı öncesi bazı Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti ile ilgili politikaları şöyledir. Bu politikaların ilgili olduğu alanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? İngiltere, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçtik ve petrol bölgelerine göz diktik. Gelişen sanayimiz için buna ihtiyacımız var. Almanya, Osmanlı Devleti'nin padişahı aynı zamanda halife. Bu nedenle halifelik gücünden faydalanabiliriz. Görüldüğü üzere halifenin gücünden faydalanmak istediklerine göre dini bir durumu vardır Almanya'nın bahsettiği durumda. İngiltere ise ekonomik bir durumdan bahsediyor. Çünkü petrol bölgelerine göz diktiklerini ve gelişen sanayileri için petrol bölgelerine ihtiyaçları olduğunu ifade ediyor. İngiltere'nin durumunun ekonomik, Almanya'nın durumunun ise dini olduğu açıktır. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir.